Balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlıları haramdır. Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiği söylendi. Diyanet İşleri verdi. Diyanet İşleri verdiyse doğrudur. Bence helaldir yakalanım. Çalmadığın her şey helaldir. Çalmıyorsan, kimseye kandırmıyorsan helaldir. Ona kadar ne haramları var ya? Hırsızlık haram, rüşvet haram, zina haram, haram oğlu haram. Yani şu zamana kadar helaldi. Bugünden sonra mı hani haram kılınmaya başladı? Ben onu çok merak ediyorum. Asıl lazım olan şeylere açıklama yapmıyorlar. Böyle gerekli gereksiz şeylere fetva veriyorlar. Midye gelene kadar neler haram aslında yani. Kulak yemek de haram ama yiyorlar. O kadar ormanımız yandı. İnsanlarımız mağdur oldu. İşte onlardan bahseden ya. Şimdi Diyanetimiz bunlarla uğraşıyor. Eğitime ayrılan paradan daha fazla bir bütçe Diyanet'e ayrılmış. Allah göstermesin, bir şey olursa herhalde muska yazarız. Yani bunlarla uğraşacaktan haram yemekle uğraşsınlar. Günah olan haram yemektir. Gelmiş başımıza, yok şu geldi, yok bu geldi, yok midye yemeyin, yok balık yemeyin. Peki kardeşim, bu millet ne yesin? Yani balık, zaten balığın fiyatı olmuş 20-25 lira. Millet haftada bir buluk ucuz yiyor, onu da yemeyin. Ne yapalım? Etmeyelim her zaman. Yarın öbürsün kalkıp diyecek ki inek getir de bu sefer yok diyecekler. Ülkemizde hırsızlık oluyor, yolsuzluk oluyor. Bunlarla hiçbir zaman uğraşmıyor, mideyle uğraşıyor. Bana kalırsa Diyanet İşleri şu anda ülkemizde bir kabus olarak çökmüş vaziyette. Eskiden bir tane imamın olduğu yerde 12 tane kadrolu imam var. Diyanetin halkın lehine hiçbir zaman karar vermiyor. Halkın aleyhine karar veriyor. Dijital dünya ile en çok etkileşim kuran kesim ise şüphesiz ki gençliktir. Gence adeta kul olduğunu unutturan bir etkileşim var. Neden böyle bir açıklama yapıldı? Bilemem. Soyunda talimat vermiş o yüzden.